Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sütlü tatlılar arasında en şık duran tatlı diyebileceğim görüntüsü, tadı her şey ile şahane, az malzemeli, yapımı aşırı pratik, fırınsız imam sarı tatlısı yapıyorum. Tam kıvamında yıllardır yaptığım bu mükemmel lezzetin dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak krem şantimizi çırpıp buzdolabına kaldıracağız. O bir kenarda soğusun arkadaşlar. Bir kabın içerisine bir paket toz krem şanti, bir su bardağı soğuk sütümüzü ekleyelim. Video boyunca kullandığım bardak ölçüm 200 ml standart su bardağı. Daha sonra çırpıcı yardımı ile önce düşük sonra yüksek devirde katılaşana kadar çırpıp buzdolabına kaldıralım. Yanmaz yapışmaz orta boyutta bir tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzün tamamını ekleyelim. 1 litre süt eğer açık süt kullanıyorsanız standart su bardağı 200 ml bardak ölçüsü ile 5 su bardağına denktir. 2 yemek kaşığı tepeleme kakao, yarım su bardağı nişasta, mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmiyor arkadaşlar ikisiyle de aynı sonucu elde ediyorum. Yarım su bardağı dolusu un ve son olarak bir su bardağı dolusu toz şekerimizi de ekledikten sonra orta ateşte yavaş yavaş başından ayrılmadan el çırpıcısı ile göbek atıp da tatlımız katılaşana kadar karıştırarak pişirelim. Şu anda videoda da gördüğünüz gibi el çırpıcısını zor çeviriyorum aşırı katılaştı. Bu kıvama geldiğinde tatlımızı hemen ocaktan alalım. İçerisine bir paket şekerli vanilin hemen arkasından bir yemek kaşığı dolusu olacak şekilde tereyağımızı da ekleyelim. Yağımız eriyene kadar el çırpıcısı ile güzelce karıştıralım. Yağımız eridikten sonra gelelim doldurma işlemine. Bardakları kesinlikle su ile ıslatalım arkadaşlar. Olmazsa olmazdır yoksa bardaktan asla tatlınız çıkmaz. Bardaklarımızı su ile ıslatıp fazla suyunu da döktükten sonra sıcak sıcak dumanı üzerinde tüten tatlımızı bardakların ağzına gelene kadar güzelce doldurun. Daha sonra tatlımızı oda ısısına gelmesini bekleyelim. Oda ısısına geldikten sonra Arkadaşlar e, bu kesinlikle püf noktasıdır. Böyle 3-5 saatle olacak bir tatlı değil. Bardak tatlısı da aynı şekilde. Buzdolabında peynir zeytin raf bölümünde kesinlikle mutlaka bir gece bekletiyoruz. Bir gece tatlımız dinlendikten sonra sabahleyin şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şu anda sabah olduğu tatlımız çok güzel katılaşmış, donmuş, tam olarak bardağın şeklini almış, bardaktan çıkmaya hazır. Şöyle ileri geri salladıktan sonra arkadaşlar aynen şu an gördüğünüz gibi bakın hiçbir şekilde Yapışma ya da çatlama hiçbir şekilde söz konusu değil. Tatlımız şu an şekil vermek için dediğim gibi hazır. Ee, bardaktan çıkarmış olduğumuz tatlılarımız arkadaşlar tabağın içerisine bu şekilde yatıralım. Keskin bir bıçak yardımı ile şöyle bir parmağın yarısı olacak şekilde incelikte dilimlere ayırıp keselim. Her kestiğimiz dilimin bir parçasının üzerine buzdolabında buz gibi hazır bizi bekleyen krem şantimizi sıkalım. Ben sıkma torbasına koyarak sıktım. Siz bu işlemi kaşıkla da gerçekleştirebilirsiniz, hiç fark etmez. En kısa süre içerisinde bu tatlıyı beyaz olarak da size göstereceğim. Ara katmanına kakaolu krem şanti yaparak bu tarifi size göstereceğim arkadaşlar. Hem görüntü hem lezzet çok şık oluyor. Onu da en kısa sürede yapacağım alt katmana güzelce krem şantimizi sıktık. Daha sonra üst katmanı da bu şekilde tatlımızla kapattıktan sonra yan kısımlarını bolca hindistan cevizine avucumuzun içerisinde çevire çevire bulayalım. Daha sonra servis yapacağımız tabağın içerisine azıcık aralıklı olacak şekilde dizelim bardağın alt kısmı daha küçük böyle bombeli oluyor arkadaşlar ağız kısmı geniş olduğu için daha geniş tatlı elde ediyorsunuz yoksa şekil olarak biri küçük biri büyük e, yanlış yaptığımdan değil bu tatlının özelliği böyledir bilginiz olsun şimdi gelelim süsleme kısmına dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz isterseniz üzerine krem şanti de sıkabilirsiniz sadece bir çilek ya da vişne de koyabilir süsleyebilirsiniz benim gibi 80 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eritip kaşıkla bu şekilde üzerine döküp e, ceviz, fındık, fıstık ile de süsleyebilirsiniz. Görüntü tamamen sizin göz zevkinize bağlı arkadaşlar. Soğuk yenilen buzdolabında muhafaza edilen bir tatlıdır. Gerçekten çok şık. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Lütfen videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım hoşçakalın. you <laughs>